ProPHP hocam hoş geldiniz arkadaşlar. En son dersimizde ayarlarım sayfamızı oluşturmuştuk. E, profil sayfamızda yapacağımız değişiklikleri bu bölümden yapacaktık. E, tablolarımızı, file fieldlarımızı, formlarımızı oluşturduk. Fakat henüz işlevlendirmedik, fonksiyonlandırmadık. Şimdi bu dersimizde fonksiyonlandıracağız. Fakat çalıştırmadan önce parç mekanizmasını öğreneceğiz demiştim bir önceki dersimizde. Bu dersimizde parç mekanizmasını kullanarak bilgilerimizi update edeceğiz. Yani bilgilerimizi kullanıcılar bilgilerini güncelleyecek. Yani bu metodu öğreneceğiz bu dersimizde. Şimdi boğazlarım şişik arkadaşlar. Fazla konuş sesli konuşamıyorum. Umarım sesimi duyarsınız. Şimdi bir önceki derslerimizde hatta ilk derslerimizde tablomuzu oluştururken kullanıcıdan telefon numarasını istiyorduk. Yani telefon numaramızı telefon numarasını isteyeceğimizi söylemiştik. Fakat e, telefon numarasını istemenin bir anlamı yok arkadaşlar. Hani kullanıcıların telefon numarası gibi e, aslında istenmemesi gereken bilgileri istenmesinin bir anlamı yok çünkü ne için kullanılacağı kullanılacağını hemen hemen herkes biliyordur. Yani YouTube gibi, Facebook gibi birçok site telefon numaralarını istiyor. Aslında istememesi lazım ee, telefon numaralarını. O yüzden biz telefon numaralarını istemeyeceğiz kullanıcılardan. Bu telefon numarasını değiştireceğiz. Ee, telefon numarasını style sheet yapacağız. Yani kullanıcılar profil hem de şunu öğrenmiş olacağız. Kullanıcılar sayfalarına girdiğinde, profillerine girdiğinde nasıl forum PHP hocamda istediğiniz style seçebiliyorsunuz en alttan. istediğiniz fontu, istediğiniz tipi, ekran görüntüsünü seçebiliyorsunuz. Kullanıcılar da ona göre mesela istediği arka plan rengini, istediği yazı tipini, istediği stili seçebilecek. Onu yapacağız. Yani profillerinden kullanıcılar bu seçeneği sunacağız. Onu da alter tablo denen bir metotla yapacağız. Alter tablo denen bir metotla yapacağız. şimdi onu açıklayacağım. Ondan sonra ise yine ayarlarım sayfamıza geçeceğiz. Ayarlarım sayfamızda parse mekanizmasını kodlamaya devam edeceğiz. Yine DoşType'ın üzerinde PHP bölümünde bunları yapmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar devam edelim. Şimdi öncelikle dediğim gibi şuradan teli e, değiştireceğiz. İsterseniz buradan da değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şuradan değiştir deyip değiştirebilirsiniz. Fakat ben size yeni bir metot öğretmek istiyorum. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bağıramıyorum kusura bakmayın. Yani sesim çıkmıyor fazla. Yani bazılarım işmiş. Şimdi yani include script mysql bağlantımızı oluşturuyoruz. Ben alter tablo.php diye bir dosya oluşturdum ve onu script klasörümün xos paylaşım sistem script klasörümün içerisine kaydettim. SQL diye bir değişken tanımladım. Bunu aslında MySQL derslerinde yapmıştık arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Fakat bir kez daha hatırlatalım. Alter tablo metodunu kullanarak üyelerimden şu noktalı şey değiller arkadaşlar. Zaten indirebileceksiniz. E, ters e, kesme işareti arkadaşlar bunlar. Bunlar işte MySQL'da bu bunlar için kullanılıyor. Teli change değiştirmek demek. Teli style sheet'e değiştireceğiz. Varchar kar setini yani yazı tipini bilmem nesini kodlama dilini UTF-8 alt birim olan UFT-8 generalci yapıyoruz. Bunları hatırlıyorsunuz MySQL real X escape metotlarıyla filtre, filtreliyorduk, siliyorduk şu e, şunları. Çünkü bunlar gördüğünüz gibi database de e, bazı şeyler, fonksiyonlar için kullanılıyor. O yüzden e, bunları filtreliyoruz. Çünkü hacklerin büyük bir bölümü database üzerinden oluyor. Yani hackerların e, çoğu database hack'i yapıyor. O yüzden filtreliyoruz. Şimdi if mysql diyoruz. Eğer başarılıysa bize başarılı mesajını verecek hatalıysa hata mesajını verecek şimdi bunu kontrol ile kaydedelim zaten kaydetmiştik şöyle script dosyamızın içerisinde var zaten kaydetmeye gerek yok şimdi kapatalım bunu şöyle yapalım İndirelim şunları şöyle indirelim atalım şunu arkadaşlar script klasörümüzün içerisine atalım neredeydi script evet script evet alter tablomuzu atalım Evet attık sanırım gitti. Şöyle yenileyelim bakalım. Evet alter tablomuz gitmiş. Şimdi şuradan olsamemiş.com'dan çalıştıralım onu. Script 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 nasıl yazıyor? <laughs> script Evet Şöyle Script açtık. Alter Alt tire. da seçebilirsiniz. Alter alt tire ee, tablo.php diyoruz. tablo.php. Evet, hata verdi arkadaşlar. Ee, şimdi o hataları düzeltelim. Ne hatası verdi bir bakalım. Script'imiz. Ee, çünkü evet MySQL bağlantı hatası verdi arkadaşlar. Eee script klasörümüzün zaten içerisindeydi. Yani yerini yanlış bilecek MySQL bağlantımızın. Şimdi bakalım şöyle bir daha açalım alter tablomuzu. Ben ayarlarımdan direkt şöyle şuradan eee include to kopyaladım için şöyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim şuradan. Ayarlarımdan şuradan direkt ink e, neredeydi? Ayarlarım. Evet şu is include database bağlantımı direkt kopyalayıp şuraya yapıştırdım. E, oysaki MySQL bağlantımla alter tablomuz aynı klasörde. Şöyle düzeltelim arkadaşlar. Klasörünü düzgün belirteyim. Ctrl S diyelim. Şimdi yeniden atalım dosyamızı. Eee Faiz yardımıyla yeniden atalım. Evet tamam diyoruz Evet şimdi yenileyelim bakalım Evet gördüğünüz gibi tablo başarılı bir şekilde değiştirildi mesajını aldık Bakalım şimdi yenilediğimde Şu tel Style sheet olacak mı Bitti. Yeniledim şöyle Üyelerim SQL yapıya geliyoruz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Eee style sheetim telim style sheet oldu başarılı bir şekilde değiştirdik şimdi yapacağımız şey ise geçelim ayarlarıma ayarlarımda şunları artık şey yapalım siz söyleyin <laughs> fonksiyonları çalıştıralım İlk baş parç mekanizmasında ilk öğreneceğimiz if metodları yardımıyla parçalarda resmi ilk önce değiştireyim. İlk önce resim değiştirmeyi göstereyim. Ondan sonra diğerkilerini yapalım. Şimdi ben yine kodları yazayım arkadaşlar buraya durdurayım. Sonra devam edelim. Şuraya kodları yazayım. SQL query'den sonra kodları arkadaşlar. Şimdi ben yazdım kodları. Parç mekanizması öğreneceğiz. Resim parşını. hepsini yapacağız. Yut, location yerleşkeyi, website web sitesini ondan sonra YouTube'u, bio bölümünü hepsini yapacağız. Henüz onları yazmadım. Şimdi bir kontrol kaydedelim bakalım. Resim çalışıyor mu? Ondan sonra açıklayayım size. Kaydettim. Şimdi atayım bakayım. Fazilla da. Neydi? Ayarların PHP atayım. Evet, atıyorum ayarlarım şimdi PHP üzerine yazıyorum. Şimdi olsam3.com'da şu script'i de silelim arkadaşlar. Şurada kalmasın. Alter tabloyu. Alter tabloyu da ihtiyacımız yok. Durun silemedik. Evet diyorum. Evet sildik. Şimdi e, Oğuzhanmuş.com'a geri gelelim. Profilime geri geleyim. Evet. Şimdi bir yenileyim. Bakayım şöyle sayfamı. Tamam. Şimdi e, bir dosya resim seçeyim. Bakalım ne olacak. Evet. Şurası ne oldu? Resim niye gözükmüyor? Şurada e, bir dakika arkadaşlar. Şimdi hatayı buldum. Hatanın nerede olduğunu. Hatamız şuradaymış. Dream, Dreamweaver'a geri geleyim. şurada iki tane ID'miz varmış. Şuradaki ID'yi silmemiz gerekiyor. Yani ID'yi almıyor. Kontrol sele kaydettim. Şimdi yeniden gönderelim ayarlarımı. Evet ayarlarımı yeniden gönderelim. Şimdi resmi değiştirmeye bakalım. Çalışalım. Mesela Steve Jobs'ın resmini koymuştum ben öyle şuradan kendi resmimi koyayım şuradan. Güncelle Evet gördüğünüz gibi resim başarıyla değişti. Profilime baktığımda evet profilimde de resmim gözüküyor. Herhangi bir sorun yok. Yani herhangi bir sorun yok dediğim gibi çalışıyor. Şimdi açıklayalım bakalım nasıl oluyorymiş. Evet. Şimdi şöyle oluyor arkadaşlar. Öncelikle ID'yi yukarı taşıdım. ID'mizi yukarı taşıdım. SQL'in hemen üstündeydi. Yapacağım diğer e, parş mekanizmalarını da yazdım fakat hem, henüz kodlarını yazmadım onların. Şimdi öncelikle e, şöyle parç var var if post parç var res eşitse ne demek bu? Şu demek şimdi şöyle geleyim. Dikkat ederseniz resmim resmim olduğu e, hidden field'ım ki input name'im parç var. Bu parş var neden parş var diyoruz arkadaşlar? E, global olarak dünyada parş olarak kullanılıyor. Yani ben Türkçe eğitim görmedim e, üniversite yıllarımda falan hiçbir zaman. E, eğitim dilim benim İngilizceydi. Yani İngilizce daha çok kullanıyorum. O yüzden parş var kullanıyoruz. Bunun genel adı parş mekanizmasıdır. E, update etmenin, güncellemenin. İsterseniz güncelleme değişkeni de diyebilirsiniz. Parş variable, parş İngilizce'de ayrıştırmak ve benzeri anlamlara geliyor sözlüklerden İngilizce sözlüklerden bakabilirsiniz bu gibi terimlere resimse volume ise resim resmin kısaltılmışı şimdi buradan input name'i Parç var olanı ve value'su res olanı alacak buradan en yukarı çıkalım tekrar alacak ondan sonra file e, fonksiyonuyla file-fill-template bunlar kalıp arkadaşlar file fonksiyonuyla if e, geldiğiniz herhangi bir hata varsa gelmediyse hidden filtremizden resmimiz gelmediyse hata verecek kırmızı yazıyla kırmızı fontla e, lütfen güncellemeden önce bir resim seçiniz diyecek ondan sonra maksimum resim boyutu olacak benim olsamemiş.com biliyorsunuz hostingi düşük çok eski bir hostingim alanı küçük o yüzden sınırladım ben 5100 200 e, <laughs> 51200, <laughs> 51200 byte Yani 50 kilobyte eşit arkadaşlar 50 kilobyte olacak maksimum Onu nasıl yapıyoruz File yine file fonksiyonuyla If File field şurada arkadaşlar Eşit değilse dikkat etsin değilse yani File field gelmediyse anlamına gelir artık bunları biliyorsunuz File Dosyam file field size boyutu demek Boyutu Büyükse maksimum Maksimum resim boyutu maksimum resim boyutu diye bir değişken tanımladım bu onu buna eşitledim o da büyükse yani maksimum resim boyutumuzdan büyükse hata verecek diyecek ki hata mesajımızda resim boyutu resminizin boyutu büyük lütfen tekrar deneyiz e, verecek burada e, link unlink link biliyorsun arkadaşlar artık siliyor dosyamızı siliyor e, yani eski göndermeye çalıştığımız resmi siliyor. Unlink yaparak buradan siliyoruz. Hani tekrar göndermeyecek. Yenisini seçmek zorunda. Burada prek maç metodu ise arkadaşlar. E, prek maç e, değilse. Yani şu eşleşmede GIF, JPEG, PNG e, değilse. Yani uzantısı bu formatlarda değilse hata verecek. Diyecek ki resmimizin formatı GIF, JPEG veya PNG olmalıdır. Lütfen tekrar deneyiniz diye hata mesajı verecek. Ondan sonra tekrar eskisini siliyoruz. Yani eski denemeye çalıştığı dosyayı burada unlink diyerek siliyoruz. Sonra yeni isim diye bir değişken tanımlıyorum. Y isim diye. Resim 01 jpeg. E, Place file dedim buraya. E, alışkanlık olmuş. Şuraya şöyle yapalım. Place file demeyelim de. E, kaynak. kaynak rest diyelim. Resmimizin kaynağı nereye gitmesini move upload file move taşımak demek uploaded güncellenen dosyayı file dosya anlamlarına geliyor. Güncellenen dosyayı taşı diyoruz burada. Move upload file fonksiyonu kullanıyoruz. Files fonksiyonu e, fonksiyonuyla yine metoduyla e, buralar kalıptı demiştim. Üyeler 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 klasörümde. şöyle yapalım arkadaşlar. Üyeler klasörümde, üyeler klasörümde. ID'me göre alacak ve yeni isim olarak adlandıracak. Yani benim bakalım üyelerimize. Üyeler. şöyle üyelere bakalım. Evet açılmasını bekleyelim. Şu an bağlanıyor. Mesela benim şöyle şuradan göstereyim. ID'm o samimiş olarak 10. sırada arkadaşlar. 10. sırada benim klasörümde 10 diye isimlendirmesi gerekiyor. Tabii ki bağlanabilirsek Evet arkadaşlar orası şu an bu gece <laughs> bir aksilik yaşıyor sürekli internet konusunda. Allah hayırlısın. Şimdi bu bağlanmaya çalışsın. Bağlandığıma tekrar size göstereceğim. Üyelerimin içerisinde hatırlıyorsanız 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3 gibi gidiyordu arkadaşlar. 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3 diye gidiyordu. İşte oradaki 10 klasörü, 10 adlı klasör benim. Mesela orada klasörlerden 11 Ender'miş. 12 Mehmet. 13 Emre, Kazım gibi isimler oluyor. Ve 10. klasörümde benim ismi, e, resmim var. Resim 01 JPEG diye resmim var. E, resim 01 JPEG diye resmim var. E, ve benim üyeler klasörümde benim klasörüm içerisinde o. Mesela bazı olmayanlarında ise default olarak gösterecek. Onu bir önceki derslerimizde yapmıştık. E, burası böyle. Eğer resim yüklendiyse resmimiz basılır bir şekilde güncellendi. Başarı mesajını veriyoruz. Değişikliğin değişikliğin profilinizde gözükmesi biraz zaman alabilir. Lütfen sabırlı olun mesajını veriyoruz. Şöyle şuradan baktığımızda. Evet başarı şu hata mesajı. Şurası başarı mesajı. Şöyle üst kısımlarda gözüküyor. Kontrol seyre kaydedelim. Buraya bakalım arkadaşlar. Tekrar. Mesela başka yüksek bir resim yüklemeye çalışalım. Ayarlarımdan kb 50 kb'den fazla bakalım bu kaçmış Osmanlı Turası 28 kb ee, bu da 50 küsür şu kaç 29 bakalım şu evet 77 kb şunu seçelim güncelle diyelim bakalım ne diyecek ne diyor hata resmimizin boyutu büyük lütfen tekrar deneyiniz diyor şimdi hiçbir resim seçmeden güncelle diyelim bakalım Lütfen güncellemeden önce bir resim seçiniz. diyor. Gördüğünüz gibi bu hataları verdirtiyoruz. Böyle güzel fontumuzda kırmızı bir şekilde fontumuz. Mesela değiştireyim ben. Böyle şu Osmanlı Turası'nı yapayım 28 kB. Güncelle diyeyim. Evet gördüğünüz gibi resminiz başarılı bir şekilde güncellendi. Değişikliğin profilinde gözükmesi biraz zaman alabilir ve benzer şeyler işte. Gördüğünüz gibi burada resim gözüküyor. Tekrar resmimi değiştireyim. Benim o yakışıklı resmimi koyayım. <laughs> Bekarım bu arada falan arkadaşlar. <laughs> kapıyorum Şimdi. Evet, resmimi koyayım tekrar şurada Evet, resmimi koyuyorum, güncelle diyorum. Evet. Resminiz başarılı bir şekilde güncellendi. Lütfen biraz sabırlı ol oğlum." diyorsun. Evet, şimdi geçelim diğer fonksiyonlara. Resim fonksiyonu böyle burası açıldı mı? Evet, geldi işte, geldi geldi. Evet, 10. Gördüğünüz mü? 10 benim. 01 resmim yüklenmiş. Bakalım mesela. Gece hazırlıyorum. Arkadaşlar resim yüklememiştir. Mesela kime bakalım? 11'e bakalım. Ender. 11. Ender'e bakalım. 11. 11'de resim var mı? Gördüğünüz gibi boş. Fakat bunlar resimlerden geliyor. Default olarak tanımladığımız sıfır klasörün içerisinden geliyor. Sıfır klasörümüz neredeydi? Onu nasıl yapıyorduk? Şöyle yapıyorduk arkadaşlar. Ee, şöyle şurada Evet şurada gördüğünüz gibi üyeler sıfır kilo sürmüşsünüz. default resmimiz normal resmimiz üyeler resminde üyenin id'sine göre olan resmi buradan bunu anlatmıştım daha önce tekrar anlatmayayım şimdi videoyu tekrar durdurayım durdurayım e, location'ı yapayım yani yerleşkeyi yapayım web siteyi yapayım youtube'u yapayım Pashmak izması, bio bölümünü yapayım ve bugünlük dersimiz burada finish olsun finish olsun <laughs> burada bitsin arkadaşlar e, yoruldum da zaten baya bir evet bu dersiniz e, evet, bu dersiniz bitmiyor devam ediyor durduruyorum arkadaşlar evet devam ediyoruz arkadaşlar şimdi e, ne yaptık öncelikle location yani yerleşki dediğimiz yeri değiştireceğiz. Onu nasıl değiştireceğiz? Şöyle design bölümüne gelelim. Kodda şöyle. Şu, o bölüm şurasıydı yerleşki yaptığımız bölüm. Kod bölümünden e, şu bölümden formumuzdaki şu bölümünden yerleşkeden e, şöyle şuradan tabii ki şuradaki formu aslında gereksiz oluşturmuş. seni hani silebilirsiniz. Sorun değil. Şurada bir şey göndermiyoruz. Şu şuraya da e, şöyle şu, nereye yazmışız onu? Şuraya da bir form koymuşum isterseniz silebilirsiniz fark etmez. Ee, şimdi. Çünkü buradan herhangi bir şey almıyoruz. Şimdi. E, asıl yerleşik olan bölüm şurası. E, önemli olan hidden field arkadaşlar. Hidden field'ımız ne bu bölümde formumuzda? Input name'i ve value'su. Diğeri ne? Bakalım şimdi. E, birden fazla input name'imiz var burada. Fakat hidden field'ımız ne arkadaşlar? Önemli olan bu. Input name'imiz neymiş? Hidden field'ımız şuydu arkadaşlar bizim. Parse. Bakın hidden önemli olan bu. Parştan gelecek ve location olacak. Neyse buraya yerleşki arkadaşlar. Türk, İngilizce kullanmayalım. Dediğim gibi arkadaşlar benim eğitim dilim sürekli İngilizceydi. O yüzden genel olarak İngilizce kullanıyorum ben. Şimdi parş var, location, yani input name'imiz parş var diyoruz yine. Parş var mekanizmasını, parş mekanizmasını kullanacağız. O yüzden parş var dedik. Value ise yerleşki. Yani değeri ise yerleşki. Şimdi bu yerleşkiyi alalım. Şöyle yukarıda location denen yere şuradan yerleşik yapalım. If post geldiyse parça var o da eşitse yani valuesu değeri yerleşki ise ülke geldiyse, semt geldiyse, şehir değeri geldiyse ve zip değeri geldiyse, zip değeri arkadaşlar şuradan, şuralar gördüğünüz gibi semt ülke, semt, şehir, zip bu bölümler geldiyse şöyle tekrar yukarı çıkalım bu bölümler geldiyse işlemeye kod devam edecek. Şimdi e, fakat boş gelip gelmediğini nasıl anlayacağız? Onu da eşleşmede hata yöntemiyle Yani if e, şöyle sem not yani not değilse gelmediyse sem değişkenimiz gelmediyse veya or anlamına geliyor. Or İngilizce'de veya demek. Şunlar da veya anlamına geliyor. İki dik çizgi. Ee, şehirde ünlem işaretiyle gelmediyse, ünlem işareti olumsuzluk katıyor yani. Zip de gelmediyse hata mesajı vereceğiz. Lütfen yerleşki bilgilerinizi boş bırakmayınız diye bir hata verecek. Ve burada bir önceki testlerde söylediğim gibi database hack yöntemleri var. Veri tabanı hack yöntemleri var. Onları engellemek için şu MySQL erik replace metotlarını kullanıyoruz. Şu ve şu ve şu gibi şu ve şu tek tırnak gibi arkadaşlar ve ters slash gibi şöyle tek tırnağın birazcık daha tersi gibi metotları işaretleri kullanmalarını engelliyoruz burada. Filtreliyoruz. şekeri de aynı şekilde filtreliyoruz. Burada da şu kodla filtreliyoruz arkadaşlar. şu kodla filtreliyoruz. Sonra zip'i de aynı şekilde filtreledikten sonra güncelleme metodunu yapıyoruz. MySQL Query ile update diyoruz. Update güncelle üyelerim tablomdan üyelerim tablomdan üyelerim tablom muydu? B bakayım. Üyelerim tablomdan. üyelerim tablomdan üyelerim tablomdan ülke mi? semtimi, şehrimi ve zipimi değiştir. Neye göre? ID'ime göre değiştir diyoruz. Güncellediyoruz. Eğer SQL güncelleme başarılıysa yerleşke bilgileriniz güncellendi diye mesaj gelecek. Fakat başarısız olduysak ee, başarısız olmamızın manası nedir burada? Buraya kadar gelmiş, her şeyi geçmiş. Fakat burada güncellemede bir sorun çıktıysa internet bağlantısı kopması anlamına geliyor bu. O da servera bağlanırken hata verdi. Lütfen tekrar deneyiniz de bir mesaj, hata mesajı veriyoruz. Aynı şekilde web sitesinde arkadaşlar parse var. Bakalım hidden field'imiz neymiş? Şöyle hidden field'ime tıklıyorum şuradan. Gördüğünüz gibi hidden field'im parse var. Ee, Name'im value ise web site. Şöyle kod bölümüne gelirsem tekrar şuradan bakabiliriz. Web sitemin e, web website formumun eee parş var value'su website. Şimdi tekrar yukarı çıkalım. Yukarı çıkıyoruz. Yukarı çıkıyoruz. Resim'i geçtik. E, evet, Website'ye gelelim. Gördüğünüz gibi burada da website, eğer website eee post geldiyse yine buralarda filtreliyoruz. HTTP vesaire ve benzer şeyleri filtreliyoruz. E, Filtreledikten sonra SQL güncelle Yine üyelerim tablomdan web sitemi ID'ime göre güncelle diyorum. Başarılıysa yine başarı mesajı, hatalıysa hata mesajını veriyoruz arkadaşlar. Şimdi e, YouTube nasıl pek arkadaşlar? Önemli olan yine YouTube'da hidden field'imiz. Bakalım YouTube kanalımızda hidden field'imiz neymiş? Gördüğünüz gibi e, parç var ve hidden field'imizin Values'u YouTube'muş. Evet çıkalım yukarı. Yukarı çıkalım. E, YouTube'umuzda da eğer e, parş var ve YouTube geldiyse yine değerlerimiz geldiyse post metodunu kullanıyoruz burada. Gelen post metodu arkadaşlar bu arada şurayı geçtim. E, bakayım. Evet, bir web sitede de aynı. Eğer gelen post metodu web site değişkenime eşitse de burada oluyor arkadaşlar. Yani gelen post metodunu web site eşitliyoruz. Ondan sonra filtreliyoruz. Bunu unutmayın. Yani yazılan e, post ya postla gönderilen yazılan şey bu oluyor arkadaşlar. YouTube önce bunu eşitliyoruz. Ondan sonra filtreliyoruz. Filtreledikten sonra yine SQL oluşturup e, aynı şekilde yapıyoruz. Aynı şekilde bio bölümünde de aynısını yapıyoruz. Fakat ben yine göstereyim. Parş var ve bio bölümü bakalım. Design bölümüne hmm, Design bölümüne bakalım. Neymiş dediğim field'imiz? Parş var. Bio bölümü demişiz. Parş var ve bio bölümü demişiz. Gördüğünüz gibi şurada bio bölümü diye söylemişiz. Bu butonların ismi aynı olmamalı arkadaşlar. O yüzden değiştirdim. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Butonların id'si ve name'i aynı olmasın. Formları da aynı olmuyordu bildiğiniz üzere. Aynı olursa karışıklık oluyor kodları okurken. Şimdi gelelim tekrar yukarı son olarak. Bio bölümümüzde de yine aynı şekilde gelen postu post metoduyla gönderdiğimiz yazıyı güncelliyoruz burada. E, filtreliyoruz. Sonra ise update metoduyla güncelliyoruz. Başarılı olduysa başarı, hatalı olduysa hata mesajı veriyoruz arkadaşlar. Şimdi kontrol edeyim, kaydedelim. Bakalım kodumuz çalışacak mı? herhangi bir şey var mı? Şöyle atalım arkadaşlar. atalım. şuradan atalım. Evet atalım şöyle ilk sosyal paylaşım sistemi açayım neredeydi? Evet. Ayarlarımdan atıyorum. Tamam diyorum. Şimdi bakalım. Şimdi bir yenileyim şöyle sayfamı. Şöyle yapalım. Yenileme profilime bir geleyim. Tekrar ayarlarıma geleyim. Evet şimdi. Mesela Evet. Bu gecede bir aksilik üstlerimizdedir. Mouse'um. Evet tamam şimdi. Türkiye Şemtimi Şem, <laughs> Şemtimi semtimi değiştireyim Ya da şurayı Evi bir Fatih yapayım arkadaşlar Fatih yapayım Bakalım değişecek mi Güncellediyorum Evet gördüğünüz gibi Yerleşke bilgileriniz güncellendi Mesajımı aldı ve burada Fatih gözü, gözüküyor Profilime bakayım Evet, Gördüğünüz gibi Fatih Bio bölümünü yazayım bakalım bir şeyler Bio bölümüne Bio bölümünü burada göstermemiştik Gerçi gösteriyor muyduk Ne yazalım buraya Savaştan Kaçan Kaçan savaşa girenden daha fazla zarara uğrar diyelim. Uğrar. Üdlemde koyalım. Güncelle diyelim. gözükmeyecektir gerçi. Gördüğünüz gibi hakkınızda bölümü güncellendi diyor. Fakat henüz burada e, bio bölümümüzü göstermemiştik. Onu yapacağız şimdi. Önemli olan çalışıp çalışmadı. Demek ki çalışıyormuş. YouTube kanalımızı mesela boş bırakalım. Güncelle diyelim. Gördüğünüz gibi web site bilgileriniz güncellendi diyor. Neden güncelledin diyor. Zaten vardı. E, zaten vardı herhangi bir şey yok yani. Mesela İstanbul'u sileyim hiçbir şey yazmayayım güncelledeyim. Gördüğünüz gibi lütfen yerleşke bilginizi boş bırakmayınız diyor. Yerleşke bilginizi boş bırakmayınız. İstanbul'u tekrar geri koydu buraya. E, mesela zipi değiştireyim. Mesela şöyle bir şeyler yazayım. Gördüğünüz gibi yerleşke bilgileriniz güncellendi diyor. Fakat boş bırakırsam lütfen yerleşke bilgilerinizi boş bırakmayın mesajı alıyorum. Gördüğünüz gibi çalışıyor arkadaşlar. Herhangi bir sorun yok. Hepsi çalışıyor. Bu dersimizde de bu kadar olsun. Ee, gece gece hasta hasta. Bu arada dikkat ettim de ne kadar çok grip oluyormuşum arkadaşlar ben. Grip değil de yani boğazlarım hassas demek ki. Ufakken keşke bir boğaz bademcik ameliyatı olsaymışım. Artık bu yaştan sonra da Cık, zor ya. <laughs> YouTube kanalım adı neydi ya? X Ozi Ozi X1 falan da herhalde. Neyse daha sonra bakarım doğruysa. Ee, yanlışsa. Dediğim gibi arkadaşlar herhangi bir zorluk yok. Zaten yani dosyaları indirebileceksiniz. Oldukça basit. Parç metodunu da öğrendiğinize göre, parç mekanizmasını da öğrendiğinize göre artık gönlünüz rahat ve huzurlu olmalı. Çünkü yani birçok fonksiyonu öğrendiniz. Artık hemen hemen e, yapamayacağınız yok bir şey yani bir şey yok diyebilirim diyemem aslında ama yani şu an birçok insana göre üniversitede okuyan yazılım mühendisliği bilgisayar mühendisliği gibi bu bölümlerde okuyan birçok insandan öndesiniz arkadaşlar hatta mezun olmuşlardan da öndesiniz emin olun e, HTML kodlama bile bilmeyen yazılım mühendisleri bilgisayar mühendisleri mezun oluyor üniversitelerden birçoğu da öyle zaten çoğunda iş almıyorlar zaten arkadaşlar merak etmeyin diplomaya bakmıyorlar önemli olan işi bilip bilmediğiniz yani iş veren buna bakıyor işi biliyor mu kardeşim biliyorsan gel çalış bilmiyorsan hadi eyvallah yolun açık olsun diyorlar bu işler böyle arkadaşlar yani istediğinizi okuyun istediğinizi yapın işi bilmiyorsanız kendinizi geliştirmediyseniz bir şey yapamazsınız Evet arkadaşlar bu dersiniz bu kadar olsun açıkladığımı umut ediyorum. Zaten saatte geç oldu. Umarım her şey yolundadır. VIP üyelerimize yardım umarım olduğu gibi bir şeydir. yardım ediyor. Benim haberim olmuyor. Pek fazla ilgilenemiyorum. Sorun olursa arkadaşlar grubumuzdan yazabilirsiniz. Yani sorun herhangi bir sorunda. Ben özel olarak ilgilenirim sizlerle merak etmeyin. Videoların altına da yorum yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.